Merhaba sevgili kitap dostları. Bugün sizlere Serap Yeşiltuna'nın yazmış olduğu İleri yayınlarından çıkan Sabiha Gökçen Atatürk'ü Anlatıyor isimli kitabı tanımaya çalışacağım. Kitabımızın konusuna gelirsek, küçük yaşta annesini ve babasını kaybeden Sabiha 1925 yılında, yani Cumhuriyet kurulduktan 3 yıl sonra Atatürk'ün yaptığı bir yurt gezisinde Atatürk tarafından evlat ediniliyor. Kitapta Sabiha Gökçen'in ağzından Atatürk'le nasıl tanıştığı, Atatürk'ün kişilik özellikleri, birlikte geçirdiği zamanlar, birlikte yaşadığı anılar, nasıl Rusya'daki uçuş okuluna gidip dünyadaki ilk kadın savaş pilotu olduğu ve son olarak da Atatürk'ün vefatı, dediğim gibi Sabiha Gökçen'in ağzından anlatılıyor. Ben bu kitabı şöyle hemen bakayım. 5 Mart 2020, yani bu yıl Ankara'da düzenlenen kitap fuarından almıştım. Ben bu kitabı aldığım sırada kitabın yazarı olan Serap Yeşiltuna da oradaydı. Kendisine kitabı imzalattırdım. Eyle ne mutlu onun izinden gidenlere şeklinde. Bu da benim için güzel bir ana oldu. Kitabın da değeri artmış oldu haliyle. Kitabı ben çok beğendim. Gayet rahat bir anlatımı var. Ve resimler tarafından desteklenmiş hikaye. Fakat ben şahsen resimleri birazcık fazla buldum. Ama onun dışında kitabın pek eksisi yok. Gayet rahat bir dille anlatım, gayet güzel bir dille anlatılmış, rahat anlamabilen, dediğim gibi. Küçük 7 ve 7 yaş üzerindeki kişilerin gayet rahat okuyabileceği tarzda. Ve ben bu kitaptan Atatürk'ün bilmediğim kişilik özelliklerini ve bilmediğim anılarını da öğrenmiş oldum. O yüzden bence alıp okuyabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Tabii karar sizin. Bu arada kitap tanıtımında bir kitaptan bir anı okuyarak bitirmek istiyorum. Çankaya'daki hayatımızın en ilginç anları akşam yemekleriydi. Bu size biraz garip gelebilir ama köşkteki o büyük masa sadece yemek yenen bir yer değildi. Her akşam mutlaka farklı konuklar olurdu ve yemek bitse bile saatlerce konuşulurdu. Hem önemli devlet meseleleri üzerine kafa yorulur, hem de o akşam gelen konuklara göre değişen edebiyat, sanat ve bilim sohbetleri yapılırdı. Zaman içinde masanın bulunduğu salona bir yazı tahtası da konmuştu. Kütüphanedeki kitaplar o günün konusuna göre sofraya taşınır, Atatürk'ün alıntıladığı yerler yüksek sesle okunurdu. Gerek duyarsa Atatürk tahtanın başına geçer, yazarak anlatırdı. Bu sohbetler bazen sabaha kadar sürerdi. Zaman zaman ben de bu sofralara katılıyordum. Öyle çok severdim ki bu akşam yemeklerini. Hem çok şey öğrenirdim, hem de eğlenirdim. Yazı ve harf devrimleri en çok bu sofralarda konuşuldu. Dil ve tarih tezleri üzerine en önemli tartışmalar yine bu sofrada gerçekleşti. Bir gün sofrası yine kalabalıktı. Sohbet uzayıp gidiyordu. Söz dönüp dolaşıp Kurtuluş Savaşı anılarına geliyordu. Herkes sözleşmiş gibi o yıllardaki başarılarından söz ediyordu. Atatürk bu geçmişi övme yaşına daha fazla dayanamadı ve "Bırakın övünmeyi," dedi. "Bunlar geçmişte kalmıştır. Bundan sonra ne yapacağız? Geleceğe yönelik fikirleriniz nedir? Onları söyleyin," dedi. Övünmeyi, övülmeyi ve dal kavukluğu hiç sevmezdi. İnsanların kendisine yaranmaya çalışmasını da sevmezdi. Böyle kişileri hep etrafından uzak tutmaya çalışırdı. Bize de hep alçak gönüllü olmamızı öğütlerdi. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.